Lay lay galiba sana göre sevmeler Hoppa şinan ay galiba sana göre sevişmeler Hey 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 lay lay diye diye öyle ettik böyle ettik gerçekten olacak iş değil Evet bir bugün de bugünün daha bir yüzüncü bugün de bugünün daha başına geldik başındayız şu anda henüz başındayız e, o yüzden siz de başından tutun <laughs> bu program başından tutun öncelikle şunu söyleyeyim bugün diğer bölümlere özel hiçbir şey yok diğer bölümlerden ayrı gayrımız yok şayyumdu, koyyumdu, kayyumdu, kel kayyum, mel kayyum bizim bugün de bugüne gelemez. Bugün de bugünün kararlarını da kimse sorgulayamaz. O yüzden şimdi bugün zil de yok, zil de yok. Hiç özel ayrıca ayrıyetten zili de koymadım. Evet o yüzden bakacağız 100 yüz programda neler yaptık, ne yaptık, ne edeceğiz, neler edeceğiz. Bu nasıl kuş sesi ya, bu nasıl kuş sesi? Program kaydediyoruz abi. Çok affedersiniz. Yani böyle de bir şey var efendim. Stüdyoda hayvanca öten, stüdyonun önünde hayvanca öten serçeler. Çok affedersiniz. Camın önünde, önünde cima. Sabahtan akşama cima. Serçe ciması. Neyse. Eee... Gününüz cimalı geçsin diyeyim o zaman e, ve cimalı bir programa başladığımızı hatırlatarak tekrar bugün de bugünün 100. özel programına başlayalım. Evet dünyanın en iyi haber programı, en iyi haber podcastı olma niyetindeyiz. Çünkü rakiplerimize bakıyoruz yani her gün düzenli program yapanlar da var ama yani biraz yetersizler. Hani Nevşin Hanım'ı izliyorum, hanım diyorum kendisi benden gayet genç bir de yaşlıyım maçlıyım diye ayak yapıyor. Nevşin Mengü kaç? 84 yaşında. Kardeşimden 84 diyorum. 84 doğumlu. Kardeşim bile ondan 2 yaş büyük. Ben kardeşimden 6 yaş büyüğüm. Hesabını yapın. Abi abi demeyin lazım olur diyoruz. Evet başka bir haberimize geçiyor. Mesela Kadri Gürsel var. Kadri Gürsel'de işte I have spoken söyleyeceklerim bu kadar dışında. Hani çok etkili bir şey değil. Murat Yetkin var. Yetkin Report. Onu da çok beğenerek izliyorum. Çok Kaliteli, kibar bir insan. Yalnız sürekli odasında kütüphanenin yerlerini değiştiriyor. Yani böyle böyle bir habercilik, böyle bir podcastçilik olmaz. Ünsal ünlü var. Onu da gayet seviyorum. O da Ankara'nın gülü, Ankara'nın en tatlı yeri, Ankara'nın keli, e, en tatlı keli diyebiliriz ama o da çok böyle küfür kelime konuşuyor. Binlerce insana öyle boklu moklu konuşulması benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ben konuşurum. Ben ayrı. Ben ben çünkü haberlerin haber programlarının da üstünde bir haber programıyım sonuçta. Her şeyden önce bir anneyim, her şeyden önce bir kamburum, her şeyden önce bir kelim ve o yüzden daha fazla kelime konuşmadan bir ufak darbu kaçalayım var ya. Hadi o kadar geldik. Niye eğlenmiyoruz? Gün. Bakalım akşam Tekrar bir toplantı var Toplantının sonunda hafta sonlarını salacak mı Admin bizi salacak mı Biliyorsunuz admin iyice Admin iyice bütün tuşlara birden basmaya başladı Şu anda ee, Özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde olan Olaylar falan admin'in çok <laughs> Admin'in biraz tadı kaçtı Admin'in tadı yok admin bu aralar çok sinirli Admin biraz sinirli Yani <laughs> doğruya doğru çok sinirli Bu kadar stres insana yaramaz ee, Biz bugün de bugün dinleyicileri olarak stresle nasıl boğuşuyoruz? Şeklinde boğuşuyoruz da biz de kafayı yemişiz biz de sinirlenmemişiz ama biz de artık bu kadar saçmalıktan bu kadar ıvır zıvır dandik vasaf, vasıfsız insanlar tarafından idare edilmekten biraz biraz bizim de contaları atmış anladığım kadarıyla. Çünkü ne sanatçımız sanat, sanatını yapabiliyor ne işçimiz işini yapabiliyor ne politikacı ya neyse canım şimdi bunları da kendimizi ezmeye gerek yok her şeye yetecek gücümüz var e, damarlarımızda saklı güç gerekirse vibranyum kemiklerimizde kullanırız burayı dağıtırız hepimiz hepimiz bir Wolverine'iz sonuçta bu kadar süre bu programı dinleyebiliyorsanız hayattasınız demektir. Bu ülkede hayatta kalabilmek bile bir başlı başına bir süper kahraman olmayı gerektiriyor gibi düşünüyorum. Gerçekten bütün bunları hiçbir metne sadık kalmadan konuşabilmek ve bunun yanı sıra böyle bunlardan bahsederken magazinden falan bahsetmemek çok hoşuma gitti. Ama az sonra magazinden de bahsedeceğim. Şu anda dışarıda bağırış çağırış yapan hayvan evlatlarının sığırcık olduğunu fark ettim. Bu sığırcıklar gerçekten çok güzel kuşlar. Evet geçelim. Neyi geçelim daha bir şey başlamadı. Evet geçiyorum. Türkiye basın özgürlüğü listesinde 154. sırada very nice to meet you 180 ülke arasında 154 Türkiye basın özgürlüğü listesinde birinci ama arkadan diyebiliriz neredeyse sınır tanımayan gazeteciler örgüt sınır tanımayan gazeteciler örgüt ne yapıyor böyle sınır tanımayarak hani <laughs> Beş kişi birden dudaktan mı öpüşüyor? Ne, nedir sınır? Ne, nedir sınır? Bir ara Aykırı Sorular diye bir program vardı CNN Türk'te. Onunla bir İzmir kitap varında karşılaşmıştık. Enver Aysever. Evet Enver Bey Aykırı Soru öyle olmaz. Aykırı Soru çok affedersiniz oranıza Coca-Cola şişesi soruyor. <laughs> Oranıza Coca Cola şişesi sokuyor musunuz diye sormak aykırı sorudur demiştim Evet alkollü sorulardı o esasında Benim bu sorum da aykırıydı ama terbiyesiz bir soruydu ee, Gerçekten başka podcastlere başka yayınlara küfür müfür var dedik Biz hemen daha 3. dakikamızda kola şişesine duhul ettirdik Evet <laughs> Harika basın özgürlüğü listesinde 154. sıradayız Bakalım neler olmuş neler olmuş Alt Ya bir listeye bakalım ya bu nasıl görsel ya Öf, Gazeteciler ellerine zincir koymuşlar böyle şey gibi menovercü gibi. <laughs> Benim dedem de menovercü. Menover, menover. Neyse aman hocam alt e, alt taraftaki neler var bakalım. Yani Norveç başı çekenler kim? Norveç başını çekmiş e, dördüncü kez başını çekmiş kardeşim çok çekme bozarsın diyoruz e, Norveç'i Finlandiya ve en dandik marka Danimarka izlemiş gerçekten en marka Danimarka ile bile zamanda papaz olmuştuk e, olmamız gerekiyormuş çünkü gerçekten Türkiye'nin tam zıttı bir ülke yani Türkiye'de ne oluyorsa orada zıttı oluyor o yüzden Danimarka ile anlaşmamamız için hiçbir sebep yok bence daha da fazla anlaşmamalıyız. Danimarka. Sıradamanın sonunda 180. sırada zaten kötü Kore var. Ee, kötü Kore'nin şişmanı insan düşmanı biliyorsunuz. E, rahatsız bir kardeşimiz. E, teke tek de beni döver herhalde ya. Tombul mombul bu tonu koydu mu var ya. Benim öyle DJ arkadaşım var DJ Aymar. Bu kötü Kore'nin e, şeyine benziyor. Bir tane koydu mu bana var ya yarısı gider böyle boşadın. Ama bilemiyorum. Neyse kötü Kore'yi Geçen yılın sonuncusu nasıl ya? Kötü Kore Kore'yi de mi geçmiş? Türkmenistan Türkmenistan varmış. Türkmenistan'a devralmış Kötü Kore. Ye. Listede Eritre var. Eritre, Eritre tereya. Kaç Eritre ya kaç kilo ediyor? 173. Çin 177. sırada Eritre, Eritre. Cibuti Mibuti nerede ya? Bak. Ha. Eritre. Eritre. Eritre geldi. Türkiye'nin üst sıralarında <laughs> ortama. Belarus, Belarus olur. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ya bu kadar fasarya bir ülke şimdi bak laf ediyoruz ama basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'den ileride bir de herifler o kadar kötü ki ülkenin başına demokratik koydular yani hani adalet kalkınma partisi gibi düşün. hani başına ne koyarsan olmuyor ya onun gibi kalkınma oluyor esasında şimdi doğru, bir doğruya doğru da demokratik Kongo Cumhuriyeti diye ortam yaptı herifler. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Yani adında demokratik var. Demek ki biz demokratikiz gibi bir şey. Demokratiyiz, demokratikiz. Brunei, Bangladeş, Türkiye, Türkiye'nin üst sıralarında yer alıyor. Türkiye'nin ardından 155. sırada insanların biliyorsunuz birbirlerinin sokakta palalarla kestiği, tutularla hutsilerden hatırladığımız Ruanda var. Ruanda'yı Özbekistan ve Kazakistan takip etmiş Türkiye. Türkiye ortamlar güzel. Almanya iki sıra yükselmiş. Bizi kıskanıyor çünkü biz aşağılarda yükseliyoruz. Bakalım 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 ne varmış. Başka da bir şey yok. Geçiyorum bu haberi. Geç baba geçelim. Evet güzel bir haber. Güzel bir radyoaktif bir haberle şimdi geliyoruz. İnşallah bundan sonra bu haberin devamında şimdi bakın. Bu haberi de bir milletvekili yapmış. Milletvekilin umarım buradaki radyoaktif sudan filan etkilenir. E, ve ilk süper milletvekilimiz olur diyorum. Partilerden bağımsız. Bakın. E, Akkuyu Biliyorsunuz Akkuyu nükleer santral nükleer santral dedik. Bütün nehirleri falan filan betona döktük. HES'le kapattık. Sonra da bir de nükleer santral yapalım dedik. Kim yapsın dedik. Bu Çernobil'i yapan Rosatom yapsın ya dedik. Bunlar hani deneyimli patlama patlama olursa sonrasında gayet kendilerini koruyabiliyorlar diye. Yani bu işin know how'u var, yeteneği var, bilgisi var, deneyimi var. Nükleer santral mi yapıyorum, patladı mı? Abi bende patlamış var. Ben yani de dur sana bat, ya yeni patlattım şimdi patlayamaz gibi de düşünebiliriz. Çünkü bakın niye patlatana yapılıyor? Niye patlatana? Yani içki içmeye, içki içmeyi bilmeyen adamla mı gidersiniz, gitmeyi tercih edersiniz? Yoksa benim gibi çok affedersiniz ve play tuşundan Emrah arkadaşımız gibi içkiyi orasıyla içenlerle mi gitmeyi tercih edersiniz? Ağzıyla değil, amuda kalkıp içki içenlerle mi tercih Tabii ki e, içki içmeye gittiğinizde de benim gibi insanlarla gitmeniz gerekiyor. Ne, ne yazık ki ben de alkolü sigarayı her türlü kötü alışkanlığı bıraktığım için hafta sonları artık bir türlü uyuyamıyorum, sıkıntı basıyor, bunalıyorum sıkılıyorum, isyan ediyorum, isyan gibi bir şey oluyor. Neyse geçelim. Akkuyu'nun biliyorsunuz ne olmuştu? Seçimlerden önce bir zemindeki beton çatlamıştı. Beton dayanmaz, beton. Beton inşaat sahasında beton çatlamıştı. Şimdi Reaktörü taşıyacak beton zeminde bir çatlak daha oluşmuş ve çatlaktan güzel haber deniz suyu sızıyor. Sızıntı diye gazete vardı pardon dergi vardı zamanında hatırlar mısınız bilemem. Ama bakın Mersin Akkuyu Nükleer Santral'in inşaatında reaktörü taşıyacak olan beton zeminin çatladığı alandan hışır hışır fışır fışır su akıyor. Akayi Akkuyu ne olay diyoruz bunu da geçiyoruz. Bakın muhteşem bir şu haber var şunu şunu şey edip şunu da şey edeceğim. Abi artık yoruldum ben de gerçekten. <laughs> e, neydi? İ İbo İbrahim Kalın. İbrahim Kalın. E, heavy, bold. Cb sözcüsü. Sözcü İbrahim Kalın demiş ki. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum rektör protestolarına ilişkin olarak diyor bunu. Cumhurbaşkanının bir yetkisinin sorgulanması bunun tartışmaya açılması noktasına getirilmemeli. Siyaset açısından da, üniversite açısından da sağlıklı bir durum değil. Ondan sonra bu İbrahim Kalın neydi? Armağan Çağlayan'ın programına çıkıyor. Cazdan, improvisasyondan, doğaçlamadan bahsediyor. İnsanlar da vay İbrahim Bey ne kadar modern, ne kadar kibar, ne kadar efendi bir insanmış diyor. Fakat İbrahim Bey kimse sormuyor ki. Yani her herhangi bir şey niye sorgulanamıyor? Bunu da sorgulayabiliyor muyuz acaba? Yani herhangi bir şeyi niye sorgulayamayalım abi? Niye sorgulayamayalım? Bundan 3 yıl önce Yanlış olan bir şey bundan iki yıl sonra doğru olabiliyor. Bundan bir yıl önce kararsız olabiliyoruz. Yani yeni herhangi bir kanun, yeni bir kural, yeni bir düzenleme yani insanların memnun olmadığı bir şey var. Mesela diyelim ki bu sabah kalktım saat 8'de kalktım. Abi zifiri karanlık etraf. Hani bundan memnun değiliz. Bunu sorgulayamayacak mıyız? Niye sorgulayamıyoruz? Berat Albayrak nerede? Onu sorgulayamayacak mıyım mesela? Çok değişik değişik ne diyor Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisinin sorgulanması ne diyor siyaset açısından da sağlıklı bir durum değil mantık açısından peki bu açıkladığınız şeyler sağlıklı bir şey mi sayın kalın orada improvizasyon zart zurt diye konuşuyorsunuz da yani siz ne dediğinizin farkında mısınız öncelikle yani. Yani başka bir durum varsa bilelim, hani ona göre biz de ibadetimizi falan yapalım yani. Hani varsa bilmediğimiz bir semavi bir durum İbrahim Bey'den haber bekliyorum. Yapalım açık oturum diyorum. Yani gerçekten çok enteresan, gerçekten çok enteresan. Sorgulanmanın yasaklanması. Yani ve yol açılacağı açacağı sonuçlar bilinmiyor herhalde. Yani herhangi bir bir durumda gelişimin ilk adım sorgulamak, kendini değiştirmek, kendini geliştirmek için yaptığın hataları görmek değil midir abi? Bu nedir? Nasıl o nasıl olabiliyor ya? Ben de sinirlendim. Vallahi 100. program diye sinirlenmiyorum. Ben de isterdim ki Melik Şahla Bartu gibi yavşak yavşak ehe ehe öhö öhö yapayım. Eleştirdiğim her şeyin içinde olayım ama ben öyle bir insan değilim. Fakat ikisini de yargılamıyorum, kınamıyorum. Bak ben burada 5 kuruşsuz otururken ikisi de kendine ev aldı. Allah kahretsin. Ay sonunda 2000 3000 liranın derdindeyim. Altlarında araba. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca Cumhurbaşkanı seçerken seçmen böyle bir yetkiye oy vermedi. falan filan ya falan filan falan filan yani nedir ya nedir ya what is ya what are you ya what are you? aşı var mı aşı aşı yok. Ayın 11'inde Aralık 11'de gelecek denmişti. Fahrettin Husband. Our Husband. Bize kocamız. Kocamız sever de döver de cinsel olarak sürekli istemesek de temas da eder herhalde. Bence edemez ama niye ediyor şu anda aşı yok. Aşı geldi ha geldi ha geldi ha geldi ha geldi. Geliyorum 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 diye uzattıkça uzattı adeta cimayı. Ee, ve hala gelmedi abi bir ay oldu. Bir ay oldu yani Tamam bari o kadar ilişki de biraz bir sevgi de şefkat saçımıza okşayın. Keliz tamam kelimize okşayın bir kelimizden öpün ya. Bu nedir ya geçiyorum bunu da geçiyorum ya o neymiş. Bu, bu mükemmel. Eski boksörler... <laughs> Eski boksörler derneğine kumar baskını yapılıyor. Boksörler de tabii yılmış herhalde artık. Birbirlerini dövmekten biraz da kumarda tokatlayalım birbirimizi dediler. Kumar baskını yapılıyor. Uyuyordum orası yapmış boksörler. Ve baskından kaçamamışlar gerçekten. Çok üzücü. İzmir İstanbul otoyolu ücreti 367 lira olmuş. Uçakla giderseniz 142 lira. E tamam. E tamam işte. Nedir yani? Ondan sonra da. Ondan sonra da insanlar diyor ki vay efendim şöyle vay efendim böyle. Hiçbir şey de size beğendirilemiyor. Hiçbir şey de size sizin hoşunuza gitmiyor diye düşünüyorum. Yani bugün de bugün de bakalım bir haber daha var. Konya'da eğlence merkezinde çatıya baskın deniyor. Konya'da eğlence merkezinde çatıya baskın deniyor. Çatıya baskın ama Konya'da eğlence merkezi dediğimiz yer de aslında eğlence merkezi değil. O da çok ilginç. Gerçekten eğlence mi? Eğlence mi? Ne bilemiyoruz. İlginç bir merkez. Konya'da eğlence merkezinde baskın yapılmış. Polisi görünce çatıya saklanmış baskını yiyen bireyler. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz hatta sinanılmaz bir haber. Gerçekten. Bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Ve evet Cem Yılmaz'ın filmleri için dinsel inceleme yapılmış. Muhteşem bir haber. Cem Yılmaz'ın filmleri için din ve değerler açısından incelenip bir makale kaleme alınmış. Dekolte ve eşcinselliğin öne çıkartıldığı yorumda filmlerde ibadete yer verilmediği savunulmuş. Gerçekten Cem Yılmaz'ın tek eksiği filmlerinin e, ibadete yer vermemesiydi. Cem Yılmaz biliyorsunuz filmlerinde kendisine filmden daha çok yer veriyor. Sürekli her filmde kendisinin bir önceki filmine ve bir önceki filmlerine gönderme yapıyor. Hatta her en son filmlerinde artık Cem Yılmaz içinde Cem Yılmaz esprileri yapılmaya başladı. İyice metalaştı. Buna da meta denir buna da bugün de bugün denir. Evet değerli bugünatörler, değerli siz bugünatörler. Bugün de bugün olarak Play şu ailesi olarak sizlere güzel bir haberimiz var. Artık bizi Instagram'dan takip ederseniz bugün de bugünden fantastik hediyeler kazanabilirsiniz. Şimdi hediyeleri açıklayamıyorum ama şurada eski kullanmadığım bir klima var. Bunu yollayabilirim. Kullanmadığım bir kask var ve bir sürü imzalı eşya var. Çünkü herhangi bir şey gerçekten benim için imzalı olması çok kolay oluyor. Mesela şu anda size bu... Ah ah ah. Bu kağıdı imzaladım. Gördüğünüz gibi imzam böyle ama kalem bitmiş. Ama bakın hem bitmiş kalemle hem de bitmemiş kalemle imzalısı var diyorum. Ve play tuşundan bizi takip eden dostlarımıza artık bakın imzayı da gösteririm. Artık acayip imzalı bugün de bugün ö, ö, bugün de bugün ürünleri dağıtıyor olacağız. Play Tuşu ailesi olarak hepinizi çok seviyoruz. Bir bugün de bugünün daha sonuna geldik. Hepinizi sevgiyle, selamla ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinizi en güzel yerlerinizden li 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 li, öpüyorum. Ahmet Hakan'ın telefonu gibi öpüyorum. Görüşürüz. Bir sonraki bugün de bugün de görüşmek üzere diyorum. Algı. Algı. İletişim, iletişim. iletişim, iletişim, iletişim O de bugün bugün, o günden bugün bugün. O günden biri bugün, günlerden bugün bugün. Sen iste gül gül ötün, günlerden o gün bugün. Dünden sonraki bugün, bugün de bugün bugün.